Tarih okuyun biraz. Kim lütfeder de ey Türk milleti gel de sen lider ol der. Osmanlı'ya sen gökten zembille indin gel de bizim başımıza otur mu dediler. Adam kılıcının hakkıyla kan dökerek mi geldi? Osman Gazi amcasını vurdu, arkasından okladı. Fütuhata mani oluyor diye. Evladını kesiyor adam. Cumhuriyet çocukları da aleyhine konuşuyor. Evladını katletti diye. Senin için katlediyor evladını. Kıy bakalım evladına devlet için. Göreyim seni. Ahad-ı Nas'tan 1000 tane insanın evladı bir araya gelsin, senin gibi araya gelsin. Elinizi vicdanınıza koyunuz. Ya senin evladın ölecek tektir, yahut ümmeti Muhammed'in 1000 evladı ölecek deseler, hanginiz benim evladım bir kişidir olsun diyebilirsiniz? Osmanlı birebir bunu der. Fedakarlık benim vazifemdir. Bu devlet benim mülkümdür der. Arkadaşlar, imparatorluk, saltanat mal sahipliğidir. Cumhuriyet kiracılık. 4 sene için devletin başında duran adam uzun vadeli bir iş yapmaz. 4 sene ben buradayım. Benden sonrası tufan. Borçlanır Amerika'ya, borçlanabiliyorsa trilyon, gelen düşünsün der. Gül Gülistan gösteririm, namımı yad ettiririm ya. Ama orada bir hükümdar olsa oğlunu düşünür. Bu yükü ben oğluma bırakacağım der. Bununla beraber İslami idare ne saltanattır ne cumhuriyet. Ama cumhuriyet hiç değildir. Sen bir daha bunu parçalıyorsun. Halk ekseriyetinin, cumhuri idarede halk ekseriyetinin arzusu hakikati tebarruz ettirir. İslam'da bir kişinin söylediği 1 trilyon adama rağmen hak olur. Allah'ın hak dediği haktır. Batıl dediği batıldır. İdare ona teslim olduğu zaman İslami'dir. Birinci lazıme Allah'ın iradesini kemalin veya başkasının iradesine hakim ve galip kabul etmektir.